22. ezber dersimizdeyiz. Ezber derken kelime çalışmaları yapıyoruz. 21. dersimizi gördük. Leallekum teşkurun, alilen ma teşkurun. Ne az şükrediyorsunuz, umulur ki şükredersinizden sonra. Vallahu ve Allah ya'lemu, Allah bilir, biliyor ve entum ve siz bilmezsiniz şeklindeki olan kısmı öyle tahmin ediyorum ki bizim için artık videolarımızı takip eden arkadaşlarımız için son derece basit geleceğini düşündüğümüz için 23. dersin konusuna geçelim istedik. Fi dünya, dünyadan, dünyanın sonu, dünya Arapça olmadığı için fi'den dolayı sonu değişmiyor. Dünya olarak kalıyor. Tıpkı sinema gibi, fi sinema derkenki gibi. Fi dünya vel ahireti derken alt çizgiyi ahirette göreceğiz. Benim için de bu son derece basit diyen arkadaşlarımız, ama tabii önce bunları bir yazmaya çalışalım, bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelere ulaşmaya çalışalım. Bizim için basit, benim için bunlar son derece basit. Ben bunları yaptım. Bir sonraki videoya kadar ne çalışabilirim diye düşünen arkadaşlarım içinde 6 tane ayete beraber bakacağız. İlk ayetimiz Fatır suresinin 38. ayeti. İnne'den dolayı üst çizgi olduğunu biliyoruz. Buranın artık isim tanımlaması olduğunu, çoğul dişiden dolayı alt çizgi olduğunu, yine isim tanımlasından dolayı alt çizgi olduğunu biliyoruz. Bu kısmı şu ana kadarki çalışmalarımıza yazmadık ama ayetin tamamını yazmaktansa önce bu kısımda yazmayı deneyebiliriz. Meallerde sudur şeklinde kalplerin özünü diye alıyorlar, ancak göğüs kafesi şeklinde geçtiğini sizler de incelersiniz, göreceksiniz. Öyle tahmin ediyorum şu kısma kadar zaten zorlanmadan yazabileceğiz. Birkaç kez okuduktan sonra üzerinde işaretleri olmadan da okuyabileceğimizi tahmin edebiliyorum. Bir diğer ayetimiz 49. surenin 18. ayeti. Şu kısma kadar zaten yine ne yapıyoruz biliyoruz. Diğer kısmı yine çalışmalarımızda almamıştık ama ayetlere çalışırken bu kısmı zaten yazmıştık, daha evvel de söylemiştik. Allah görüyor ne yapıyorsanız. Amile yaptı, te'lemu yapıyorsun, te'lemune yapıyorsunuz şeklinde. Ne yapıyorsanız Allah görmektedir şeklinde. Bu ayetin de bizim için artık kolay bir şekilde öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Burada günleri görmektesiniz. İşte 30 günde, 20 günde, 10 günde 10 ayet, 20 günde 20 ayet derken ileriki günler için çalışmaları yaparken o günleri artık videolar o kadar yapabilir miyiz bilemiyorum ama nasipse yaparız. Bu şekilde devam edebiliriz. Ya da sizlerin bu kadarki güne kadar demek ki anlayabileceğimiz ayet varmış. Bakalım ya eyyühellezine amenu ilk çalışmış olduğumuz kısımlardandı. Derslerimizde limezer şeklinde örnek cümleler almıştık. Kur'an-ı Kerim'de lime şeklinde geçtiğini, niçin şeklinde geçtiğini göreceksiniz. Gale fiili zaten çok sık günlük yaşamda Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçen bir fiildi. Gale dedi, yekulu diyor, tekulu diyorsun, tekulune diyorsunuz. Feale yaptı, yefalu yapıyor, tefalu yapıyorsun, tefalune yapıyorsunuz, la tefalune yapmıyorsunuz. Meala tef'alûne derken yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz gibilerinden meale almışlar. Zaten bu kısma kadar çalışmıştık. Diğerinde çok zorlanmadan hem de hiç hata yapmadan öyle tahmin ediyorum ki çoğu arkadaşımız yazabilecek. Aynı şekilde ya eyyühellezine âmenû limâ tegûlûne, başka zaten başka okumanın bir imkanı da yok. Limâ'yı bildikten sonra burayı gâle fiilini defalarca görmüştük. Yanlış okumanın da artık bir imkanı yok gibi. لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ şeklinde yine ne yapabiliriz? Yapabileceğimizi, yazabileceğimizi, okuyabileceğimizi, Kur'an-ı Kerim'de aratabileceğimizi tahmin ediyorum. 73. güne ki zaten bunu biz o günlerde çalışacağız ama şimdiden evvelden görebiliriz aynı zamanda böyle bir ileriki çalışmalarımıza ne olacak diye düşünebiliriz. Eğer videomuzu ilk kez izliyorsanız ya da çalışmaya şöyle de başlanılabilir. Bu ayeti baştan sona yazabileceğinize inanıyorum, ancak önce Gale'yi aratıp daha sonra Vegale yazıp daha sonra Vegale Musa yazıp daha sonra ya Firavun şeklinde şu kısmı buraya kadar önce Gale'yi daha sonra Vegale Musa'yı yazıp diğer aletleri de bir yandan görmek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ya Firavun hitap ederken ya kullanılıyor. Bazı dil bilgisi kitaplarında ya öğretmen ya öğrenci şeklinde sürekli aynı odada olup karşılıklı iki kişinin konuşmalarının başına ikide bir ya almaları böyle sanki dalga geçiyormuş gibi oluyor. Ya böyle bir hitaba söylenirken ya karıcığım akşama ne yaptın? Ya kocacığım sana çorba yaptım. Ya karıcığım ne çorbası yaptın? Ya karıcığım işte şu çorbayı yaptım gibi sanki böyle dalga geçermiş gibi oluyor ama böyle genelde topluluğa hitap ederken
O zaman o günlerde aslında Firavun'a hitap ederken Firavun'un çevresi, yönetim kademesi ve onun ordusu olabilir, değil mi? Büyük bir kitleye hitap ediliyor. Aslında bir kişiye değil. Devam edecek olursak İnni Resulün buraya baktığımız zaman kurdela, elif lam, alt çizgiyi görüyoruz. Kurdela belirtme halinden dolayı üst çizgi oldu. Minden dolayı da ne olmuş oldu? Alt çizgi oldu. Şeddenin altında alt çizgiyi göstermişler. Bizim için de son derece hem zevkli bir çalışma olacağına inanıyorum. Araf suresinin 104. ayetinin. Yine çalışmalarımızda biz almadık ama eğer bir kitap çalışması olmak istese, böyle bir şey hazırlamak istesek ya da sizler böyle bir kitap çalışması yapmak isteseniz kelimelerle ilgili, Kur'an-ı Kerim'deki geçen kelimelerle ilgili nasıl bir çalışma yaparız şeklinde bir kitap hazırlamak isterseniz münafıklar, kafirler gibi kelimelerin seçilmesi, son derece bu şekilde çalışmaya başlamak daha güzel olur diye düşünüyorum. Biz şu anda bunu yazmadık ama ilerleyen günlerimizde sadece münafıklar kelimesini, kafirler kelimesini aratarak da çok daha fazla ayete ulaşabileceğimizi sizler de göreceksiniz. Vade vaat etti. Vade Allahu kurdeleyi H'nin üzerine görüyoruz. O zaman özne Allah vaat etti. Kime? Münafıklara, kadın münafıklara, kafirlere derken hep ne var? Belirtme hali var. Çoğullarda belirtme hali vav'ın y'ye dönüşmesi şeklinde oluyordu. Burada bunu görebiliyoruz. Burada zaten dişi çoğul olduğu için sürekli alt çizgi. Burada da belirtme hali normal, üst çizgi şeklinde belirtme halini görüyoruz. Cehennem Arapça bir kelime o değil. Dolayısıyla sonu değişmiyor. Halidine fihe yine biz çalışmalarımızı almadık. Ancak bu ayete çalışırken de sadece ya da bir ayete çalışırken ayeti baştan sona yazmaya uğraşmaktansa önce kelimelerle çalışma yapmak güzel olur diye düşünüyorum. Halidine fiha. Neden he? Çünkü cehennem dişi olarak kabul ediliyor. O yüzden he. Ve yine devam ederken hiye ile başlıyor. Çünkü hiye diye kastettiği neresi? Cehennem. Onlar sonsuza kadar kalacaklarmış. Hiye hasbuhum onlara yeter diye almışlar meallere. Allah onlara lanet etmiştir şeklinde devam ediyor. Onları burada görebiliyoruz hum diye. Ve lehum le'yi artık biliyoruz. Ne demekti? İçin vardır. Ve lehum onlara vardır. Elim bir sürekli bir azap vardır şeklinde meale almışlar. Bu şekilde vaadallahu şeklinde devamını getirip okuyabileceğimizi, zorlanmayacağımızı tahmin ediyorum. Bu fiili de zaten yine aratabiliriz. Sadece vaadallahu kısmını ne yapabiliriz? Aratabiliriz ya da son kısmı yine aratarak ya da halidine fiheyi aratarak çalışmalarımıza devam ederiz. 700. gün demişiz. Fiillere daha doğru dürüst geçmediğimizi söylemeliyiz. Kelimeler üzerinde duruyoruz. Fiillere değineceğiz. Ya eyyühellezine amenü bu kısma kadar yazmıştık. İttega korundu, sakındı, korktu. Yettegu, tettegu. Ya eyyühellezine amenü tegullâhe belirtme hali Allah'a karşı gelmekten sakının. Kâne fiilini görüyoruz. Ve kûnu ve olun. Me'as-sâdiqîn. Biz sabirinle başlamıştık. Me'as sabirinle başlamıştık çalışmamıza. Burada da me'as sadiqin şeklinde me'adan dolayı alt çizgiyi burada ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Vav'ın y'ye dönüştüğünü söylesek herhalde biraz daha doğru söylemiş oluruz. Evet, çalışmalarımızda 21, 22, 23. günü de görmüş olduk. Benim vaktim var derseniz bu ayetlere de ne yapabiliriz? Çalışabiliriz. Biraz sesim kötüydü. Bundan dolayı özür diliyorum. Biraz da moralim bozuktu. Niye moralim bozuktu? Videoyu çekmeden evvel bir satranç maçı yapayım demiştim. Burada görüyorsunuz 3,9 saniye diyor. Salise iki tane vezirim vardı. Böyle bir saniyem daha olsa zamandan dolayı kaybettik. Siyah zamandan dolayı kazandı. Son saniye şöyle geriye alacak olursam, son saniyede ne kadar hızlı oynamış olsam da 8 saniye bakın buradan itibaren artık ben 1 dakika olunca burada bir uyarı geldi. Dikkatimden de kaçmıştı. Bundan sonra ne kadar hızlı hızlı bir sürü hamle yapmış olsam da bir hamleye bir hamlelik vaktimiz yetişmedi. Bir saniye yetişmedi. Sistem uyarı verdi. Yaptığınız hamle karşı tarafa iletilmedi dedi. Zamandan dolayı karşı taraf kazandı. Yaşadığımız dünyada zamanımızı umarım bu şekilde Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışmalar yaparak güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Basit bir oyun da olsa insan üzülüyor ama tabii Müslümanların maruz kalmış olduğu bombalanmalar, öldürülmeler, işsiz bırakılmalar,
Bunları düşündüğümüz vakit bizim bir oyunu kaybetmemiz çok da bir mesele değil. Kur'an-ı Kerim üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görebilmek için maalesef çoğu insan yanlışları doğru, doğruları yanlış olarak görüyor. Biz şu anda bu yapmış olduğumuz çalışmalarla anlıyoruz, ancak anlamaktan da ziyade ilerleyen zamanlarda bir ayetin üzerinde çok da uzun süre düşünmek gerekiyor. Çünkü sadece okuyup geçmekle maalesef anladık diyemeyiz. Bu hatayı maalesef yapabiliyoruz. Yapanlar çok oluyor. Evet, 20 günde 20 ayet, 30 günde 30 ayet. Size böyle derdimi anlatarak biraz daha rahatlamış oldum. 20 günde 20 ayetle, 30 günde 30 ayetle nasipse yolumuza devam edeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun derken, bakın 10 dakika içerisinde ne kadar çok ayete çalışılabileceğini de göstermiş olduk diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.